bunları koruyacak. Dolayısıyla bunlar hakkı hukuk sahibi olmuş oluyorlar, değil mi? Evet. Kamu idarecisi de, biz burayı genel bu minval, kamu menfaati adına zannedeceğiz. Derde orası gene kabul etmezse. Kamu orayı normal bir devlet orayı kendisi şey yapabilir mi? Faiz olur mu yani? Olur. Ya bazı, bir gerekçesi şu, bazı şeyler vardır ki normalde umuma aittir, şahsa ait olmaktan çıkar. Başlamak sordum yani. Yani bunun hakkı hukuku bunun mudur dedi. Evet ama o normalde mesela bir şeyhin kendi, mesela bir şeyhin kendi evi var. Örneğin. Şeyhin kendi evi ise o kendi evi mirasçılarına da örneğin. Ama şeyhin evi dergah olarak kullanılıyorsa, dergah sonrası ve şeye ben dolayı dergah olarak açıkladıysa o zaman mirasçılarının değil olur. Kim tasarruf edecek? Dervişler tasarruf eder. Derviş yok. Dervişler yoksa devlet oraya bu sefer dervişler adına veyahut da o mesele adına oraya el koyabilir. Nasıl emin olacağız? Hakkını verebilir. Onun ağırlığının tabii burası farklı bir şey. Nasıl emin olacağız? Vay. Mesela örnek. Bizim şu anda içinde bulunduğumuz Bursa'da 450 yıllık bir Mevlevi dergah var. İçinde Karabaş Veli Tekkesi. Şu anda 450 yıllık bir tekke. Örneğin. Burayı normalde bu vakıflara ait burası. Vakıflara ait olan yerin belediye kendince bir kontrat yapmış. Almış belediye burayı tadilat ederken biz tadilatın son kısmında dedik ki biz burayı talibiz işletmek için. Ama dedik tam bir mevlevi dergah olarak işleteceğiz. Biz bunu da söyledik. Mesela inanmadılar o zaman ama Recep Başkan inandı o zaman. Şimdi biz dedik ki yıl 365 numarada sema olacak. Burada biz normal tipik böyle eski klasik bir dergah olacak. Buradaki hizmetten hiçbir şekilde ücret alınmayacak. Şu olmayacak, bu olmayacak. Biz dergah adamında ne varsa su birlikte biz Recep Başkan'ın önüne koyduk bunları. Biz dedik bunları taahhüt ediyoruz. O da tamam dedi, kabul etti, verdi, bize verdi. Biz şimdi mesela aynı o minval üzerine orada devam ettiriyoruz şimdi. Örnek şimdi, biz burada normal o minval üzerine devam ettirirken belediye mesela o zaman da mesela Sütaş buraya şey oldu, ne o? İstedi belediye. Sütaş istedi. Veya başka birkaç tane vakıf istedi mesela. Belediye burada eğer ki o dergahın kendi karakteristik yapısına uygun bir şey vermemiş olsaydı mahallenin onlar da sorumlu olurlar. Evet. Şimdi normal, bunun gibi Somuncu Baba'nın orada bir... Somuncu Baba'nın dergah olup olduğunu bilmiyor. Somuncu Baba'nın orası mı? Evet. Somuncu Baba'nın orası mı? Somuncu Baba'nın orası mı? Dergah orası. Öyle mi? Bu yüzden normalde mesela, şimdi orayı ben konuşmak istemiyorum ama... Tamam. Şimdi bazı yerler var mesela, orada... Evet, cevabı aldım hocam. Şu an anda, yani tabii sohbet edelim. Hak ve hukuk anlamında sordum. Siz de çok tatmin ediciler aldınız. Mesela bizim tekkede birkaç tane aile yaşamış. Biz kendi yaşadığımızı söylüyoruz. Daha önce orada yaşamışlar. Ama tekke orası. Oranın özel bir evet. Yani tekke. Bir tabii. Geldiler bize. Böyle. Biz burada yaşadık da burada hakkımız var da işte şöyle de işte bak. Dinledim ben kavramı. Dedim ya bakın burası tekke. Siz de bir tekkede nasıl yaşarsınız? İlk önce onun hesabını. Evet. Bir kızdılar bana. Ondan sonra dedim ya tekke burası. Burası dedim ne sana ne bana ait. Evet. Ne sana ait ne de bana ait burası. Burası dedim bu yolda gidecek olanlara da değil. Ümmet-i Muhammed'e ait burası. Tekke dediği zaman Ümmet-i Muhammed'e ait bir yerdir. Hatta daha ileri. Ben onu daha ileri koyuyorum. Tekke dediğin zaman bütün insanlığa aittir orası. Peki tekke çünkü orası. Bir Hristiyan da gelir, orada semayı görür, sohbeti görür, kalbi yumuşar, iman eder. O yüzden oraya birisinin sahiplenmesi mümkün değil. Birilerinin sahiplenmesi de mümkün değil. Kamu konumu ağır etmemiş. Yani burada da yanlış anlaşılmasın. Yani biz senin yerine ikamet edeceğin bir yere de bir şekilde alalım demiş. Yani belediyeler şu anda Allah için konuşmak gerekirse
Yani bu tip yerler alıyorlar mesela, mağdur etmiyorlar. Ben biraz da Bursa bu konuda mağdur etmiyorum. Mesela bizim orada tepkide kalanlar varmış, onların bir grup. Ya bunları konuşmak istemiyorum da o aileler, kalanlar mesela. Göçürmüşler, birbirine ev kiralarını ödemişler. Ya daha ne istiyorsunuz? Bırakın. Ya hakkınız olmayan bir yerde oturmuşsunuz. Ve sizin yani bu Bursa'nın yaşattığı imkanınız da yok. Evet. Burayı da işgal etmiyor. Evet. Zaten tapusun normalde güzel bir olsa ne olacak ki? Olsa olsa. Bir şekilde ayıp söylemesi, tekkenin üstünde bir cami vardı. Bahçı İbrahim Camisi. Bunun yanında bir hamam vardı. Hamam şimdi özel şahsa geçmiş mesela. Çavuz'da. Yani Bahçı İmam, Bahçı İbrahim Camisi'ydi. Tekke, orası aynı bahçede. Hamam da aynı bahçede. Her tekkenin etrafında bir cami vardır, bir hamam vardır, bir medrese vardır. Bunlar külliye şeklindedir. Bak külliye şeklindedir. Evet, evet. Şimdi mesela her tekkede bir mescit kapısı var. Eski tekkelerde. Eski tekkenin mescit kapısı vardır. Mesela bizim o zaman için tekkeyi tadilat eden bizim arkadaşımızdır. Ondan sonra ben oraya gittiğimde baktım, Allah Allah, mescit kapısı yok. Lan Cafer, oğlum dedim, tekkenin mescit kapısı var. Kimse mescit kapısını bilmiyor bak. Vakıf takımlar dahi bilmiyor. Dedi, nasıl? Dedim, oğlum bak, burada cami var. Burada dedim, bir mescit kapısı var. Bu mescit kapısından dedim, cami girilmiyor. Tekkelerde çünkü dedim, cuma kılınmaz. Tekkelerde önceden vakit namazı kılınmaz. Herkes dedim, camiye gider. Ama hadi dedim, vakit namazı kılındı. Cuma kılınmaz. O yüzden dedim burada mescit yapıyorsa. Tekrar eski şeyleri, fotoğrafları, eski şeyleri çıkardılar bunlar. Böyle dedikten sonra mescit kapısını buldular. Dedim bak mescit kapısı burası, sen bunu araştırttır, soruşturttur. Mescit kapısı burası dedim. Şimdi o kapıyı açtırdık biz. Sonradan hani o normalde bir şey yaptılar. Mescit kapısı bak. Oradan mescide bir kapı var şimdi. Hı. Namaz, ezan okudum. Namazına gideceğim, camide kılacağım. Camiyi terk etmek yok, tekke var diye. Anlatabildim mi? Onun yanında hamam vardı mesela. Hamam boşalttı dedik, kiralayalım orayı. Kiraladık biz şimdi hamamı. Yani normalde dedik ki burasını da biz hamam olarak çalıştırmayacağız. Tabii de dedik ki buraya da biz şey yapalım, normalde hizmete katalım. Külliyeyi tamamlayalım dedik. Ondan sonra bir bütünlük olsun diye. Normalde mesela hamam şimdi şahsa geçmiş. Hamam şahsa geçmez şeyler. Ya orada geçmez. Mesela bunun caminin altında hamam var. Şimdi iş yeri var. Aslında orası vakfa ait. Ulu caminin hamamı o. Ulu caminin altında şimdi Gümüşçüler Çarşısı var. Mesela. Onun normalde orası hamam. Oraya hamama çevireceksin gene aslında uygun. Oraya hamamı çalıştıracaksın. Vakfiyesi var onun. Sen oraya hamam olarak çalışıyorsun. E şimdi tabii Cumhuriyet'in ilk yıllarında ne kadar şey varsa bu tekke ve zaviyeler kanunundan sonra bütün hepsinde şey yapmışlar. Tabii. Tarihi yok etmişler. Yok etmişler. Bildiğin yok etmişler. Hiçbir şey yok. Bu yüzden şimdi mesela aslında vakıflar, belediyeler bunları şimdi yapıyorlar ama daha derinlemesini yapacaklar. Evet. Bu tip yerler tespit edip alıp ama vakıf bünyesini ama belediye bünyesini alacak. Adama diyecek ki kardeşim, evet Cumhuriyet'in ilk yıllarında ne oldu sormuş, size peşkeş çekilmiş. Cami satılmış. Normalde adamın camisi var örnek. Bildiğin cami var. O zaman camiler satılırken alanlar var. Camiler satılırken almışlar bunu. Satışa çıkmış camiler. Cumhuriyet'in ilk yıllarında cami satışa çıkmış. Yomuzunu yomuzunu açıyor. Tabii yomuz mesela. Kursa da var bir tane. Var değil mi? Ramazan'da bir tek adam açıyor Ramazan'da namaz kılınması için. Evet. Diğer zaman kapalı. Olmaz işte. Osmanlı'dan kalan cami. Radiyede. Olmaz. Onun normalde aslında mesela onun şimdi ya beş yok namazı kıldıracak orada duracak. Ya da o camiyi mesela verecek Diyanet'e. Diyecek ki Diyanet'e gel kardeşim. Özel bir anlaşma yapalım. Sözleşme yapalım. Ya hani ecdat bundan onunla ecdatı bir para verdiyse parayı geri alacak.
ya da paraya bir almayacak. Şey yapacak. Ya da gidecek imkanı şeyle ne olur? Diyanet kalmayacak. Bir tane imam tayin edecek. İmam tayin edecek yani. Yok. Camiyi kapatması yasak. Caiz değil. Mescidi kapatması dinen uygun değil. Sıkıntılı bir şey. Tam bu Cumhuriyet'in ilk yıllarında olan uygulamalardan bu sıkıntı. Mesela adamın Şeyh Efendi'nin evini tekke olarak kullanıyorlar. Mesela Şeyh Efendi vefat ediyor, işte oğul geçiyor veya bir başkası geçiyor. Genelde bu tip yerler bulunca oğullarını bırakırlar geriye. Bu sıkıntılıdır. Çok var. Yıldız güneşi gördüğü zaman kendisinin yıldızlığını idrak eder.
Avam hası gördüğünde kendisinin avamlığını idrak eder. Avam hası görmezse avam avamlığından bir haberdar olur. Eğer insanlar uykudadır, öldüklerinde uyanırlar. Siz ölmeden önce ölümün sırrı insanlara verilecekse, o zaman ölmeden önce ölüm sırrına erişenler ölülerin içerisinde dolaşacaklar ki ölüler diriyi gördüklerinde kendilerinin ölü olduğunu fark edip dirilmeyi düşünsünler. Bunların hepsi de kendi eksikliklerinin meydana çıkmaması için örtünme ve gizlenme. Ayıbı olan örtünür. Ayıbı olmayan örtünmez. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri meydandaydı. Saklanmadı. Gizlenmedi. Müşriklerin içinde dahi bunlar müşrik canım, ben onların işlerine çıkmayayım da dinimi anlatmayayım mı dedi. Gitti müşriklere tebliğ etti. Gitti müşriklere tebliğ etti. Geldi sahabeden birisi, dedi ki bütün Kâbetullah'ın huzurunda herkes dayağı yedi orada bir güzel bir mutlandı. Dedi ki kim bu adam? Dediler ki bu Gifar kabilesinden efendim. Dedi nedir bu? Bu Gifar kabilesinden Ebu Zer dediler. Bu dayağı yedi. Birinci gün Hazreti Hamza kurtardı. İkinci gün Hazreti Abbas kurtardı. Üçüncü günde dayağı yedi. O gene söylüyor, söyleyenden vazgeçmiyor. Ona dedi ki sen kavmine dön. Orada şimdi bu adam günün en büyük serkeşi. Bugünün anarşisti. Bugünün mafya babası. Bugünün karşılığında mafya babası. Yol kesiyor. Kervan kesiyor. Hazreti Hamza Efendimiz onu kurtarırken dedi ki ey Kureyşliler bu kimdir biliyor musunuz? Kim? Bu dedi Gifar kabilesine. Vallahi sizin mallarınızın önünü keser. Hemen bıraktılar da öyle. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ona avam mı dedi? Yok öyle bir yol. Sufi hatta gerçek mürşidi kamiller kendi sufilerini meydana sürerler. Meydana sürerler ki herkes onu biraz daha canını acıtsın. Herkes onu biraz daha kanatsın. Herkes onu biraz daha sıkıntıya soksun. Pişsin o. Avamın içerisinde değil, bataklığın içerisinde dolasın. Pişsin o. El bebek, gül bebek yok öyle. Yok öyle yok. Öyle bir şey yok. Bir senede Cemil Cem makamına getirdiler. Getirdiler. Bir sene değil, bir gün de böyle getirdiler. Yapmamışım ki sen. Nereye getirecek ya? Kendisi mi gelmiş ya? Müşrik olmuşlar beni ya. Demek ki biz gidemiyoruz. Her kandil bayram meratip atalım. Her bakalım bu akşam kandil sefer şey verelim. Bir meratip atlatalım. Bir meratip atlatalım. Bu şeye benziyor. Bu hani uzak doğuda ondan sana yapanlar var ya. Çakra atlatıyorlar ya, ver 5 bin dolar bir çakra atlat, ver 10 bin dolar bir çakra atlat. Gidiyorlarmış bu şeylerin adına, gidiyorsun 5 bin dolar veriyorum bir çakra atlıyorum 7 günde. Ama acısını biz çektik hocam. E çekeceğiz. Bir karış oluyor. Cenebo. Bu senin ama. Cenebo. Bu hata gelir senin. Ben hiç şeye kabahat bulmam ben kimseye. Herkesin hatası kendisinin de. Yok ama hocam burada. Yok canım. Arayalım. Arıyorsun. Bak arayalım. Aramaya başlayınca bulur. Aramaya başlayınca bulur. İnsan bakar kendince. İnsan bulsun. Şimdi. Allah affetsin. Cenab-ı Hak lütfetmiş diyorum ben şimdi kendi kendime. Ben normalde hani gayri İslam'ı yaşarken kendi dairemde dedim ki bu hayat hayat değil Mustafa. Bu yaşadığın hayat hayat değil kendime. Bu hayattan sıçradın. Terk edin bu hayatı. Dedim bu hayatı terk etmem için ne lazım ona? Önce benim dedim izimi terk et.
İzmir'i terk etmem lazım. Ki dedim bu hayatı sen dedim terk et. Ne benim kendi kazanma göçmem lazım dedim. Bayındır'a göçmem lazım. Bir arkadaşım geldi benim yanıma. Dedim birader, ben Bayındır'a göçeceğim. Ben bırakacağım mı dedim, Bayındır'a bana bir iş ayarladım. Dedim, ne iş olduğu önemli değil. Dedi ya bu yaşadığın hayatı kimse yaşamıyor senin dedi ya. Bu hayat bırakılır mı? Ben bırakacağım dedim ya. Bitti mi? Ben istemiyorum bu hayatı. Ben de 5 yıl namaza başladım yeni bir. Her şeyi bıraktım. Gittim Bayındır'a. Göçtüm tekrar geriye. Ailem dahi şaşkın. Herkes şaşkın. İzmir'deki yaşadığım hayatı herkes biliyor çünkü. Orman işletmesine girdim ben. Orman işletmesinde bir ayda aldığım parayı ben bir gecede yiyordum. Bak bir ayda aldığım parayı bir gecede yiyordum. Bir gece. Sürmüyordum ki. Bir müddet sonra kendime şunu dememiştim. Senin bir şeye ihtiyacın var. Ben Hoca Efendi'nin cemaatine gittim. Götürdüler daha doğrusu. Süleyman Hilmi Efendi'nin cemaatine götürdüler. Risale-i Nur Çantacı Necmi amcanın Necmi abinin yanına götürdüler. Yeni Asyacılara gittim. Hoca Efendi'nin cemaatine gittim. Nakşibendilere gittim. Götürüyorlar beni burada. Ben gidiyorum, seyrediyorum sadece. Ne yapıyorlar? Bakıyorum. Ben kendi kendime diyorum. Mustafa da burada seni yedim. Bir şey yaşanıyor orada. Bir şey görülüyor orada. Melamiler, bizdeki melamiler bir görsen melamilinden mi tanırsın sen? Bak bizde melamiler de oldu. Lafın 118'de çarpışıcı var. Ne yazdığı laflar, ne sözler. Konuşamazsın yanlarında. Öyle melamiler. Bak öyle melamiler. Küçüklüğümüzde giderdik bilmediler. Bazen anlatırım arkadaşlar, gülüşürüz zaten. Bak, öylesine inanıp da kendi uçacağına inanmış melamiler var. Adam üçüncü kattaki evinden hitap gelmiş. Sen oldun artık Abdullah demişler. Uçabilirsin. Bu pencereden o kadar inanıp tamam mı atıyor kendini gümbür lapır kolbaca kırılır bunu. Hastanede adı uçtu mu Abdullah Bey'indirler. Bak adı bu adamın. Bak adı bu adamın. Adamın öyle böyle hali kapalı filan değil. Zaman zaman hali görüyor bir de. Böyle şey değil. Öylesine samimi bir insan. Nereye gittiyse ben böyle izliyorum sadece. Ama belki de benim avantajım şuydu. Ben kendimce hayat yaşadım. O zamana kadar. Yol yorulamıyorum. Ben bakıyordum ben. Bir yere gittik. Ben bazen anlatırım. Sohbet harika. Cevbeni bir anlatıyor, bir anlatıyor. Bu işler böyle olmaz. Pamuk eller cevbe dedi ya. Bu işler böyle olmaz. Getirin bana oradan bir senet dedi. Bir tomar senet getirdiler. Yazdı, yazdı, imzaladı. Attı, herkes alıyor. Biz o zaman gayrimeşru yoldan geldik. Bizim sahabeyendeki sahabı kıymetli. Ben şövalye yüzük takmayı sevmem gençliğimden beri. Kimisi altın kolye kullanır, rehin bırakmak için. Ben sevmem altın, bilezik böyle kolye koyarlar. Ben sevmem. Bizim saat kıymetli. İşte bugün için örneğin en düşük saatim 10 bin dolar. 5 bin dolar. Ben de hastalıktır hala da içimdeki hastalık. Arabanın tom vidosunda içinde yine kıymetli bir saat var orada. Utancımdan takamıyorum. Saat orada durur. O saat olmazsa orada ben gene rahat edemem. Bir yere gittim, yolda kaldım, derde kaldım. Bir şey oldu, ben saati gene rehin bırakırım. Derim, birader al burada. Ben geleceğim iki gün sonra, bir gün sonra işini halledeceğim. Yani arabanın aç, orta konsolda saat orada gelir. Hastalık bizde o. Önceden. Biz para taşımak, para durmuyor ya üstümüze fazla. Önceden beri durmuyor. Öyle bir şey lazım. Biz attık bir saat ortaya. Bir ay sonra Bayındır da aynı sohbeti var. Adam gene aynı yazıyor senetleri. Bayındır'ın imamını çektim. Dedim hocam ne iş bu? Bu adam iflas eder bizim bu senetleri yazar. Ya Mustafa kardeş millete bir işte dedi. Hani millet irasim de. Ben tuttum yakasını. Lan dedim aldatan bizden değil diyor. Nasıl aldatıyorsunuz millet? Bizim saat gitti desene dedim ben.
Kusura kalmış getireyim yani. Hani evvelden dedim zahmet olsun. Radyomu dedim aldım, nerede görmüştü? Bitti. Ben görmüşüm onu, bir daha ne gideceğim? Hayır. Bu adam burada 5 liranızı alsın, kafasını koparım. Anladın mı? Bak, açık konuşuyor. Kendisi de burada. Yok öyle bir yol. Yol gidecek. Kendi evini bırakıp gidiyor şimdi. Kirada mı duruyor? Hayır. Kiraya geliyor şimdi. Yol gidecek. Yok öyle bir şey. Bir küçücük bir şey durur. O işaret edilir. O işaret. Herkes işareti görmüyorsa kendi körlüğünden. Bize kabahat bulma. Ve git altın alacaksan kuyumcudan alacaksın. Altın alacaksan kuyumcuya gitsen. Bakıyorum ben şimdi kuyumcunun ürünlerine. Gümüş de var, altın da var. Bir şey dedim. Ya benim nazarımda kuyumcu değil. Selam aleyküm. Almıyorum ben ondan bir şey. Neden? Ya bu adam gümüşçü, gümüşçü, gümüş alacaksan gümüşçüden, saat alacaksan saatçiden, altın alacaksan kuyumcudan, altın alacaksan kuyumcudan, sen gümüş istiyorsun, Allah yoluna çekersin, gideceksin gümüşçüden alacaksın. Ya bizde hem gümüş var, hem altın var, hem bakır var. Yok kardeş, sen yolunu bulamamışsın, işin gücü nasıl gelsin sen? Bize kuyumcu lazım. Bize kuyumcu lazım. Bize. Gümüş kararlı ya zaman içerisinde. Altın hiç karar mı? Safsa hep pırıl pırıl gösteriyor, yanıyor. Her zaman içinde değer. O yüzden o kimsenin kendisidir o. Nereye gidiyorsa gidecek. Allah'ın yoluna çıkasın ama kimseye şikayet etmek yok. Kendince. Alcansız elini kendim ettim, kendim buldum. Bir zararlı oldu. Allah iyi etsin inşallah. Bizim met etmek için söylemiyorum. Bizim sohbetimiz diyalektikliktir. Kurma sohbet yoktur bizde. Senin dükkanında varsa mal satarsın. Canlı. Canlı. Bitti. Dükkanda yoksa yarın demek er kişinin işi değildir der mesleğinde. Yarın demek er kişinin işi değildir. Sufi vaktin çocuğu. Ben açım. Ben işim değilim. Mesleğinde geçer. Yarın demek her kişinin işi değil. Sen ersen yarın diyemezsin. Sen ersen ya dur bakayım kara kitap ne demiş. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Sen aşıksan oturduğun yerde şiir söyleyeceğim bana. Yunus'un şiirini ben de naklederim. Sen aşıksan şimdi söyleyeceğim bana. Niyazi Mısır'dan söylemem. Bana Divan-ı Kebir'den söyle. Orada kitap tutuyor duruyor. Açar okurum onu. Bana sen söyleyeceksin. Başkasının sözünü nakletmekse o Kur'an ve sünnet ona yeter. Nakletecekse başkasının sözünü. Nakledilecek söz lazımsa Kur'an ve sünnet yeter bize. Biz muhakkak büyük velilerin sözlerini de ölçü olarak kabul ederiz. Bunu reddetmek yok. Kapağınız da yok. Hani İmam-ı Azam'ın sözü çok muhteşemdir, çok hoşuma gider benim. Biz bir meselede Kur'an'a bakarız. Bulamazsak sünnete Resulullah'a bakarız. Bulamazsak Ahmet şunu dedi, Mehmet şunu dedi demeyin. Biz deriz. Biz deriz.
Bana sen diyeceksen, gel ben senin dizinin dibine oturayım. Bana başkasının sözünü nakledeceksen o kitaplıkta var. Sen onu oradan okur. Bana kitapta olmayan lazım. Var mı lan? Açar oku. Bana olmayan lazım. Bana bir şey söyle daha önce söylememiş olsun. Öyleyse çıkar oturursun zaten. Dersin ki sorun. Bu noktada sözcüler çevir sayfa mı yapacak kitaplardan yoksa kendinden soru cevabı olarak bir mürşitten damlaları onun ondan mı? Bu noktada normal değil yani millet kendi şeriatını öğrenmek için kitap okuyacak. Şeriatını öğrenmek için. Ama öbür türlü tasavvufla alakalı, sufiyle alakalı şeyse soracak. Şu anda öyle çok gruplar var ki bir gruba bakıyorsun üstadı olmadan mevlevi kendi kendilerine şerh ediyorlar. 20 kişi, 30 kişi toplanmış. Bunların birçoğu da üniversite mezunu olarak yaşanıyor. Veya Arabi'den Arabi'yi okuyup anlamaya uğraşıyorlar. Durmadan çevir sayfa yapıyorum. Yani kabızlık halleri hiç bitmiyor. Bir yere de gidemiyorlar. Ondan sonra da diyorlar ki bunu söylememesi lazım diyor. Öyle diyecekler. Ya normalde şimdi o tip insanlar çok fazla mesela. Şimdi eski sufi öğretisinin de kalmadığından kaynaklanıyor. Mesela Arabi okuyacak. Arabi de normalde işte 89'daydı. 89'daydı. Eski bir derviş bana dedi ki Şeyh Efendi'nin dolabında kesildi dedi. Füsus'la dedi divanı kebir. Şeyh Efendi okur şerh eder dedi. Dervişler okuyamaz. Şimdi normalde tabi Arabi okuyorlardı mesela. Arabi okurken Arabi diyor ki bir kimsenin kalbine gelen ilhamla ilim yoktur. Rüya ilim yoludur, hal ilim yoludur. Ben diyor, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle görüşürüm. Arabi kendi fütuhatında söylüyor. İyi. Arabi yok yazan kaç tanesi bunu okuyor haliyle halleniyor. Yol çiziyor Arabi. Hazreti Mevlana Celaleddin'e Hazretleri de aynı şeyi söylüyor. Şimdi bugün sufi hayata baktığımızda veya dini hayata, İslami olarak hayata bakmalı ve ilim ölçülerine bakmalı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri rüya 40, peygamberin 46 cüzünden bir cüz. İyi. Salih rüyalar ümmetime müveşşirat kapsın. İyi. Kardeş. Hani? Hani sizde? Okuyorsun boyuna. Tamam okudun bildin. İyi tamam bildin. Gittin gene orucu tutmadın. Okudun bildin. Namazı kılmadın gene. Okudun bildin. Yani nefisle mücadeleden hangi noktadasın? Nereden olacak? Yok. Hiçbirisi de yok. Manevi eğitimleri olmadığından kaynaklanıyor. Ama bunlar bir şeyhe gidip intisap etme noktasında da değil. O bilgi kibirleri onları aşağılarda gösteriyor. Bilgi bu noktada onlarda kibirlilik yok. Yani bilgi onlarda tevazu getirecek. Yani ama onlarda hikmet olmadığından kaynaklanıyor. Bilgi var. Bilgi ayrıdır, hikmet ayrıdır. Hikmet nedir? Hikmet marifettir. Marifet Allah'ı bilmektir. Bilgi ise İşin zahiri kısmıdır. Siz bunu okursunuz, bilgilenirsiniz. Marifet ise Allah'ı bilmektir.
Allah'ı bilmek nefsi bilmekten geçer. Nefsi bilmezse o kimse asla Allah'ı bilemez. Onda asla marifetullah tecelli etmez. Onlarda o yüzden bu hikmet eksik. Mesela bir kimse normalde kendince o tevazuyu gösteremiyorsa bilgi var. Eşek yüklü kitap, kitap yüklü eşek gibi. Tevazu yok. Alçak gönüllülük yok. İnsanlar ışık tutmak yok. Ne? Toplanmışlar 20 kişi Divan-ı Kebir'i okuyorlarmış. 21.si yok. Almıyorlar aralarından. Neden? Bilmez çünkü. Ay çok hala. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri öyle yaptı ya. 21.sini almalı. Sünnete Resulullah'a vurmak yok. Hatta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri müşriklere İslam olması için öğretirken ama şey ümmü mektup geldi. Cübbesinden vuruyor. Ya Muhammed bana dinimi anlatır mısın? Hazreti Peygamber döndü. Ondan sonra ona baktı. Müşrikler anlatmaya başladı. Tekrar. Ya Resulallah bana dinimi anlat bana. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döndü tekrar müşrikler. Üç kez bu tekrar oldu. Ayet-i Kerime'nin müşrikler yüzüne astıydı. Ayet-i Kerime. Onu başka türlü tevil ediyorlar, öyle değil. Başka türlü tefsir ediyorlar. Müşrikler yüzüne astı. Cenab-ı Hak müşrikleri ikaz etti. Dedi ki onlar müşrikler o yüzlerini astı. Sen de dinini öğrenmek isteyene anlat. Dini öğrenmek isteyene anlatmakla mükemmelsin. Böyle biz bu sohbeti 20 kişi yapıyoruz. Avam içimizi almıyor. Hoş geldin 23 Nisan. Allah yoluna açık etsin. Hadi. Sen çay kenarında da değil. Git kumda oyna. Çay kenarında boğulursun. Bu noktada Sufi, eski mürşidi kamillerin şeylerinden mi feyiz alması gerekiyor? Sağ olduğu olan mürşidi varsa ondan mı alması gerekiyor? Benim öğrendiğim yol oydu. Benim öğrendiğim yol, ben şeyhimin dizinin dibinde durdum. Nereye gidiyor ben de gittim. Nerede bir şey anlatıyor dinledim. Reyer. Hayatın içinde. Hayatın içinde. Sen yakinen şahitsin hayatıma. Usta ben de oğlum Sivas'tan davet ediyorlar ama ne zaman istiyorsanız geleyim götüreyim. Yol öğrenecekse bir kimse yaşayan şeyhten öğrenir. Rüyasını kime tevil ettirecek? Halini kime tevil ettirecek? Bunu o da var çünkü bu. Ha bir kimse bir, kimde yok ki veya kimler bunu önemsiz görüyor. Kendince bu yolda eksik olanlar kendi eksikliklerini örtmek için riyaya mı gerek var ya? Hadi canım riyaya mı olmuş ya? Diyecekler. Böyle derlerken de peygamberliğin 46 cüzünden bir cüzü inkar etmiş. Kimse nerede ne yapacağını, nerede ne olduğunu, nerede ne olacağını üstadından öğrenecek. Ben bazen basit örnekler veriyorum. Arabi'nin bende fütuhatı vardı. Fütuhatından bir yer açtı. Aldı kitaplıktan. Okudu. Bana böyle açtı. Oku Mustafa'nın dedi. Okudum. Ne diyor dedi. Anlattım. Kapat. Koyalım onu. Sen onu okumadın. Bıraktın mı? Gene bir gün böyle bunu söylediğinde Ebu Sultan'daydı evlenim o zaman. O fırının üstünde. Ondan sonra o hani arkada karamazakta bir ev var. Evet. Taraslı. Taraslı oldu.
Bir gün yine karama taktım. Kitaplık orada duruyor. Usta abi, ben bugün bir şey çıkmayacağım. Peki efendim. Bana bir kitap getir. Efendim ne isterseniz bakın dedim ben. Neyse. Sen bir getir bakalım bana. Ben de kitap Züht var. İmam Hanbel Hazretleri. İki cilt. Kitab-ı Züht'ü götürdüm iki cilt bana. Baktı. Bunların bir sayfası var. Alaymış dedi. Kalktı. Salonda, o salonu biliyorsun sen. Evet. Oraya geldi. Baktı. Kitaplıya. Oradan o Fütühat-ı Mekke'yi çekti oradan. Açtı aynı yer. Açtı oku dedi bana. Aynı yer. Okudum bir paragraf. Ne dedi dedi anlattım. Bundan sonra okun dedi. Ben bundan sonra okuyabilirsin. Arada kaç yıl geçti bilmiyorum. Yok sistem olsun. Evet. Evet. Neyse ben koydum kitabı. Bir daha da açıp bir daha kapağını açmadım. Kendi kendime dedim ki ne yapıyorsun bundan sonra okurmuşum dedim. Ne okuyayım ki bundan sonra. Hani bundan sonra okumamak gerek yok. Kapattık. Şimdi benim onu okuyup okuyamayacağıma o karar verdi. Benim üstadım. Kim karar verecek başka? O karar verecek. Ama yok. O benim kararımı vermeyecekse ben kendi nefsime göre gideceksem, kendi kafamdan gideceksem bir üstada bağımlanan da bir anlamı yok o zaman. Herkes kendi kafasından gitsin. Burada ne tavsiye edersiniz efendim? Bir mürşid-i kamile bağlı olan bir derviş. Kitapla mı yol alır yoksa mürşidin direkt sohbetlerinde? Burada herkes kendi yolunu kendisi çizer. Bir kimse normalde kimisi vardır dervişler boyananır böyle, dolanır dururlar böyle. Kimisi vardır direkt gider. Kimisi en direkt gider. Herkesin önüne bir şeyler gelir. Bu yol öyle bir yol. Hiç kimse birbirine benzemez. Bir kimse ne kadar dersen de böyle yapman lazım diye. Onu dolaşacaksa dolaşır o bir müddet. Kimisi dolaşır kalır, dolaşır kalır. Bir şey diyemez. O yüzden herkes kendince bir yol çizecek. Bizim o zaman da arkadaşların içerisinde herkes kendince bir yol gidenler vardı. Herkes kendince. Bakıyordum ben onlara da. Mesela Şeyh Efendi diyordu. Usta ben oğlum şuna söyle. Böyle yapmasın. Bir üstad birisini ikaz ettirecekse ya kendisi söyler ya da böyle birisini kendince değer görevlendirir. Ona söyletir. Mesela diyordum ben. Abi böyle yapıyormuşum. Yapma. Yapıyordu yani onu, devam ediyorlar. Şimdi normalde bir kimseyi bu noktada halini birisinin kendini değiştiremezsin. Kimisinin halini Allah değiştirir. Kimisinin halini normalde o kimse çaba göstererek değiştirir. Bir kimse halini değiştirmiyorsa da sen onu zorla değiştirmeye kalkarsan o hal o kimsenin üzerinde durmaz. İnşallah herkesin Allah fasıl etmez. Hocam şimdi bazı insanlar risale yazmışlar. Bunlar okunuyor ve insanlar bundan istifade ediyor. Burada problem mi? Yok. Sufi onu farklı bir şey diyor. Farklı? Evet. Yani normalde sufi yolunda normalde bir mürit için lazım olan şey mürşidindir. Bu ötekini önemsizleştirmez. Önemsizleştirmez. Ama ve lakin lazım olan olur. Öbür lazım değil çıkar mı? Sufinin konumuna göre lazım değil de çıkabilir ona. Sufinin konumuna göre. Mesela Sufiliğin konuşulacaksa Sufiliğin kitabı bir şey demiyor. Sufinin kitabı mürşidi olmadığı müddetçe o Sufi yol gidemez. Mukayese ne kadar doğru? Mukayese soğuktur. Yapılan olayı mı?
yaptığımız o değil midir? Ama hayır, bu normalde bu noktada, bir kimsenin bu noktada mürşidi varsa okuyacağı mürşididir zaten. Anladım. O soran alır, soran alır, soran alır. Orası da zor. Tamam, bitti. Bitti, onun başka bir şeye ihtiyacı yok. Gerçek, yani bu noktada... Doğru, ihtiyaç burada. Evet, bir kimse normalde şimdi gider, soracağını alır, sorar alır. Doğru. Sorduğunu alıyorsa, mürit için başka bir şey lazım değildir. Doğru. Sorduğunu alamıyorsa, o mürşit de gitsin, mürşidim diye, şeyim diye, dağda çobanlık yapsın, üç tane boyun veriyorlar sana. Bu diyalog doğru, yani bu diyalog dışındaki bir durumu öğrenmek için sorup anladım. Dövme yaptığımı tüm cahil. Değil. Değil. Yaptıranlar mümkün ise tedavi ettirecekler kendilerini, dövmelerini silecekler. Mümkün değilse tövbe edip hayatlarına devam edecekler. İslam öncesi bir şey yapmış gibi hükümde, o hükümde olacak. Adnan Oktar ve kedicikleri ondan sonra bunu cahil görüyorlar ama yok değil. Bu konuda kesin sahih şey var. Hadis-i şerifler var, hatta lanetlenir diyor. O yüzden dövme yapan da, yaptıran da, yapan da, yaptıran da lanetlik bir iş yapmıştır. Burada ne olacak? O kimse, yaptıran kimse, bilmiyordum bu kadar günah-ı kebar olduğunu. Ya Rabbi beni affeyle, ben böyle bir şey yaptım diyecek, geri dönecek. Bu. Yoksa şey değil, kesin kesen noktada büyük günah kebalardan birisi. Adnan ve kedicikleri her ne kadar değil deyipler devalan etseler de öyle değil. Bizim yolumuzda hadis-i şeriflere, sünnet-i resulü, sünnet-i resulullah'a uymak farzdır bizde. Biz sünnet-i resulullah'a farz olarak görürüz. Biz sünnet-i resulullah'ı sünnettir, yapsan da olur, yapsan da olmaz diye görmeyiz. Bir meselede ayet ve hadis var ise bu mesele bizim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine uymayı farz olarak görürüz. Biz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine uymayı böyle Kur'an'a uymak gibi alırız. Biz o yüzden hadis kitaplarında geçmiş olan hadisleri de üzerinde sahih mi değil mi diye tartışmayız. Bizim işimiz değil deriz. Hadis halinde otursunlar. Onlar sahiplerine olmayanlarını çıkarsınlar. Biz Buhari, Müslim, Tirmizi, İbn-i Mace, İmam-ı Hanbel gibi. O hatta Kütüb-i Sinde gibi. Hatta Kütüb-i Sinde'nin dışına da çıkarak da. Biz bir hüküm verilecekse hüküm için hadislerin sahihliği, sahih olmadıklarını tartışılsın. Araştırsınlar. Bizim işimiz değil ama bir türlü hüküm veremeyecek olan hadisleri biz sahih olarak kabul eder. Tabi oluruz. Biz bu noktada yol olarak kendimize bunu seçenlerdeniz. Asla üzerinde dahi konuşturturmayız bile kimseye. Dervişlere de konuşturturmayız. Yasaktır. Hadislerin üzerinde tartışma yapmak yasaktır. Ruhumuz bedenden ayrıldığı zaman ruhumuz nereye gidecek? Ölen yakınlarımızı görebilecek miyiz? Bir de insanlar yaratılmadan önce ruhlar neredeydi? Paralel evren var mı? Paralel cemaat olur da evren olmaz mı ya? Her şeyin bir paraleli var mı? Paralel bir şey yok. Ruhumuz bedenden ayrıldığı zaman ruhumuz nereye gidecek? Burada normalde ruhlarla alakalı sorulur ama Cenab-ı Hak hani her gece o ruhu alır ya. Ruhlarımız her uyuduğumuzda ruhlar kendi ilk yaratıldıkları makama dönerler. O ilk yaratıldıkları dereceye dönerler. Bu her gece olan veya uyuduğumuzda tecelli eden şeydir. Ama vefat ettiğimizde bu öyle tecelli etmeyecek. Vefat ettiğimizde eğer bizim bu noktada cehennemlik ameller işlediyse kabir alemi denilen ruhların ilk yaratıldığı yerden ayrı bir yere pencere açılacak. Kabir alemi denilen. Bu da normalde kabir alemi bildiğimiz zahir olarak kabristan ama manevi olarak
yine ruhlar alemin için, daha doğrusu bu böyle size tuhaf gelebilir. Cenab-ı Hak Nur Muhammed'in içerisinden bir ruhlar alemini yarattı. O ruhlar alemini yaratınca orada normalde Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail aleyhisselam ve diğer meleklerin zuhura çıkması gibi insanların ruhları da zuhura çıktı. İnsanların ruhları da zuhura çıkınca, ruhlar zuhur edince orada bu ilk ruhların yaratılış varlığa çıkış yeri. Bu varlığa çıkış yerinin haricinde o ruhun normalde dünyadaki işlemi bittikten sonra mahşerini bekledi, hesap kitabı bekledi. Yine ruhlar aleminin içerisinde ayrı bir bölüm var. Ayrı bir alan var. Ayrı bir perde var. Orada bekletiliyor. Orada da iki perde var. Bir perde var cennetlikler, bir perde var cehennemlikler. Cennetlikler perdesinde duranlar cenneti izleyerekten orada bekliyorlar. Cehennemlik perdesinde olanlar cehennemi izleyerekten bekliyorlar. O yüzden oradaki o ruhlar eğer cennetlik perdede duranlarsa onlar o kısım akrabaları, etrafı tanıyorlar. Cennetlik perdesinde duranlar da kendi içerisinde derece derece. Derecesi yüksek olanlar Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi, Ahmet Rufai Hazretleri gibi davet edildiğinde icabet edenler var. Cenab-ı Hak onları bu noktada hür bırakmış, serbest bırakmış. Onlar haydır, onları ölü demeyiniz. Ler bunlar. Bunlar davet edildiklerinde davete icabet eder. Hazreti Peygamberlerin, şehitlerin ve velilerin, mürşid-i kamillerin ruhları. Onun altında veliler, onun altında evliyalar, onun altında işte sıralanarak aşağı doğru inenler. Bunların normalde ruhlarının serbest olanları var. Ruhları serbest olanlar böyle işte davet edildiğinde gelen, zaman zaman işte böyle Cenab-ı Hakk'ın müsaade ettiği kimseler bunlar. Bundan evet, bunlar gelirler giderler, bundan bir sıkıntı yok. İşte normalde bir de öldüğünde bir kimse, bu kim olursa olsun, öldü. Öldüğünde ölümle alakalı şey olduğunda mesela o kimseler ilk etapta Allah alem, onlar henüz daha birinci kat gökteyken bunları görüyorlar. Ama birinci kat gökten sonra kafiri de mümini de bunları göremez. Sonra müsaade edilenler hariç. Efendim, uyuduğumuzda ruh bedenden ayrılıyorsa bedeni yaşatan can mı? Bedeni yaşatan orada candır. Ruh ayrıdır, can ayrıdır. Onlar ayrı ayrı şey. Can nasıl bir şey efendim? Can bu kendi içerisinde insanın fiziki olarak yaşamasını sağlayan Cenab-ı Hakk'ın yaratma esnasında vermiş olduğu bir manevi esinti, rüzgar gibi, öyle değil. Bir kimse ana rahmine düştüğünde onu yaşatan candır, ruh değildir da. Can olgusu bizim normalde işte fizik olarak vücudumuzu çalıştıran bir manevi bir esinti derken nurun ayrı bir tecelliyatı. Nurun renkleri vardır. Nurun da kendi içerisinde tecelliyat dereceleri vardır. Bak, nurun derecesi değil. Nurun tecelliyat derecesi vardır. Cenab-ı Hakk'ın nuru eşyaya tecelli ederken aynı daireden, aynı veçeden tecelli etmez. Eşyanın konumuna, durumuna göre nurun tecelliyatı vardır. O yüzden bu manada nurun da kendi içerisinde renkleri vardır. Bunlar kalbi meselelerdir. O nurun renklerine göre o kimsenin derecatı çıkar meydana. Bak, nurun rengine göre şahsın derecesi çıkar. Nurun rengine göre meleğin derecesi çıkar. Nurun rengine göre eşyanın derecesi çıkar. Bu varlık alemine nurun tecelli ederken, varlık alemine nurun tecelli ederken
varlığın derecelerine göre tecelli etmesidir. Bu bir haldir. Bu kal değildir. Anlaşıldı? Bunu böyle anlatıyoruz. Bu kal. Bu hal olarak yaşanacak. Mesela Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri nuraniyetinin rengiyle Adem aleyhisselam nuraniyetinin rengi aynı değil. Bunlar ehline vukufiyet olur. Bu konuşulur ama bunu ehli görür. Bunun varlığı kesindir ama bu hale erişen ancak bunu görür. İmanla şahadet gibi. Bu normal, evet, şahadet gibi. Sufilikteki şahadet gibi. Mesela velilerin de kendi içlerinde nurlarının renkleri vardır. Mürşid-i kamillerin de kendi içlerinde nurlarının renkleri vardır. Dervişlerin de kendi içlerinde nurlarının renkleri vardır. Zikrullah esnasında her zikrullah eden dervişin kendince zikrullahının kendince kendi rengi vardır. Bunların hepsi de o kimsenin manevi derecatına göre değişir. Bu zahire akseden, varlığa akseden şeydir. Yoksa kiminin üstün, kiminin üstün olmadığını bizim anlayacak bir halimiz olmaz. Bu maneviyatın akla tecelliyatıdır. Biz kiminin derecatının yüksek, kiminin derecatının yüksek olmadığını, öbürkünden aşağıda olduğunu bu nurun tecelliyatıyla anlaşılır. Bu başka bir şeyle anlaşılır. Manevi olarak başka bir şeyle anlaşılır. Bunu da kitaptan bulmam mümkün değil zaten. Okudun mu hiç böyle bir şey? Şey okudum sadece. Hazreti Mevlana ruhun kimliği yoktur diyor. Bulunduğu sürete girdiği zaman kimi kalır diyor. O zaman benim de kafam bulandı. Dedim ki o zaman vücut hani öldüğümüz zaman öteki alemle karşılaşacağımız huylar, durumlar değişiyor. Her ruh üflenildiği vücudun suretiyle suretlenir. Aslında o suret ruhlar aleminde bellidir. Ruhlar aleminde her ruhun sureti vardır. Gerçek sureti. O gerçek sureti tecelli edecek vücudun suretinin tecelli edecek olan vücudun suretini oradandır. Her ruhun bir sureti vardır. Suretsiz bir ruh yoktur. Her ruh. Ve her ruh kendi suretiyle gelir ana rahmine, üflenir. Ve o kimse mahşerde yeniden aynı suretteki bir bedene üflenir mahşerde de. O yüzden mahşerde de herkes bedensel olarak da birbirine aşina olacak, tanıyacak. Bu beden olmayacak. Buna benzer beden olacak. Allah bir şeyi yarattığında bir daha aynı şeyi yaratmaz. Bir şeyi bir sefer yaratır. Ama ona benzeyen bir şey daha yaratır. Benzeyen bir şey yaratır. Ona tıpatıp benzeyebilir. Onun yaratmasının sonsuzluğu vardır. Yaratmada da sonsuzluğu. O yüzden mahşerde de bizi yarattığında biz yine aynı buna benzer bir bedende yaratılacağız. Herkes birbirini tanıyacak. Cennete girenler de ayrıca cennetlik bedenleri de cennetteki bedenleri de birbirine benzeyecek. Herkes birbirini tanıyacak çünkü. Birbirini tanıyacak. O yüzden ruh şekilsiz ve suretsiz değildir. Ruhun şekli ve sureti tecelli ettiği şeyin şeklinde ve suretindedir. İnsan ruhunu söylüyoruz. Cebrail aleyhisselam da ruhtur. Cebrail aleyhisselamın kendince, kendi manevi olarak, kendi veçesi, sureti bellidir. Ancak onun veçesi ve sureti herkesin makam ve derecesine göre görülür. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri gördüğü Cebrail haktır. Bir sufinin gördüğü Cebrail de haktır. Ama ve lakin sufinin gördüğü Cebrail aleyhisselam farklı suretlidir. Muhakkak ki mürşidin gördüğü Cebrail aleyhisselam farklı surettedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin gördüğü Cebrail farklı surettedir.
İsa Aleyhisselam'ın gördüğü Cebrail de farklı suretlidir. Bir mürşidin yolun başında gördüğü Cebrail suretiyle, yolun ortasında gördüğü Cebrail suretiyle, kemalat derecesinde koşarken gördüğü Cebrail suretleri hep değişecektir. Manevi derecesi değiştikçe Cebrail sureti de değişecektir. Bir derviş ilk yolun başında gördüğü Cebrail suretinde kalırsa, dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler görmek lazım, o zaman o dünde kaldı daha. O hali unutacak, yeni bir Cebrail sureti lazım ona. Bu ne demektir? O kimsenin bir adım atması lazım, manevi derecatının yükselmesi lazım ki o kimsedeki Cebrail sureti de değişsin, mürşidin sureti de değişsin ona. Bir müridin yolun başında mürşidi ya en zirvede görür ya da kendi değerinde görür. Eğer normalde en zirvede gördüyse en zirveye doğru o derviş yürümesi gereken. Eğer en zirveye doğru derviş yürümüyorsa o derviş de tembellik yapmış, yolda kalmıştır. O zaman surette aldanmayın, tecelliye... Suret hep her daim insanı kandırır. O yüzden surette kalmadan yola devam etmek gerekir, yolun sonu yok. Tecelliyle ayırmak lazım o zaman. Tecelliyet ayırıp ayırmamak mürşidin işinde. O otursun ayıklasın birinin taşın işine. Derviş onun ayırmaz. Dervişin işi değil bu. Derviş yol gider. Derviş koşar. Derviş yol giderken, koşarken ona köfte de verirler, ekmek de verirler, su da verirler, oturacak yer de gösterirler. Şeyhi der ki yürü, daha yolu çok var. Ama derviş dinlemez orada. O inek önde ne güzel ya, köfte de var, park da var, bahçe de var. Şurada oturayım, benim yerim burası diyorsa Allah yolundan çıkarsın. O da orada oturur, orada kalır o. Sufi yol koşacak. Derviş onu dürtün. Şeyhi onu dürtün der, yürü de. Daha yolumuz var. Daha nice gittiğince alem var, mekan var. Yok ben burada kalacağım şeyim diyorsa yolda kalana bakmayız.